Bugün konumuz beslenmemizin saatlerini nasıl ayarlamalıyız? Biliyoruz ki herkesin işi veya başka uğraşlarından dolayı her yemek saati aynı olmayabilir. Peki bunlar da beslenmemizi nasıl uygulayabiliriz? Kimisi akşam geç saatlere kadar çalışabilir ve gündüz uykuya uyuyabilir. Bunun saatiyle Gündüz çalışıp akşam uyuyan kişilerin saati aynı olmayabilir. Bunu nasıl ayarlamalıyız? Öncelikle işimiz ve yaşam tarzımızla alakalı bir genel bakış planı çıkarmalıyız. Hangi saatlerde çalışıyoruz? Hangi saatlerde kendimize vakit ayırıyoruz? Hangi saatlerde uyuyoruz? Bunlar beslenme sisteminizi ayarlarken çok önemli. Ben kendim için tercih ettiğim ve genellikle tavsiye ettiğim beslenme sistemini aralıklı oruç sistemi olarak ayarladım. Bunu kendi hayatınıza uyguladığınız zaman aslında işte esasında aşırı tüketimden de kaçmış oluyorsunuz. Çünkü ne kadar çok öğün tüketirseniz aşırı tüketime o kadar meyilli oluyorsunuz. Peki burada saatleri nasıl ayarlayacağız? Ben bu aralıklı oruç sisteminde 4 saatlik yeme dilimini kullanıyorum. Fakat bu herkeste aynı olmak zorunda değil. Aralıklı oruç sistemleri değişik saatlerde uygulanabiliyor. Fakat esas temel 16 saat civarında besin tüketmemek. Şimdi bu yaklaşık geri kalan 8 saati nasıl ayarlayacaksınız? Diyelim ki sabahtan işe başlıyorsunuz ve akşama kadar çalışıyorsunuz. Bunda beslenme sistemini nasıl ayarlamanız lazım? Benim size tavsiyem ilk öğünü kaçırmanız. Eğer ki ilk öğünü kaçırırsanız akşam eve gittiğinizde yemeğinizi yiyebilir ve kendinizi tok bir şekilde hissedebilirsiniz. Yemek yedikten sonra aç kalmamaya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Metabolizma hızınız siz az yemek yediğiniz sürece daha az çalışacaktır. Kendinizi ne kadar çok yemeklerle doyurursanız metabolizma hızınız onu karşılamak için kendi hızını yükseltmek zorunda. Fakat bunu birçok öğüne böldüğünüz zaman burada aşırı tüketim ve aşırı yemek yemek işin içine giriyor ve vücut bunu karşılayamıyor. Benim burada tavsiyem size en az iki öğüne düşürdüğünüz yemeklerinizi dolu dolu tüketmeniz ve metabolizma hızınızı yüksek tutmanız. Bu saatleri ayarlarken de size tavsiyem sabah ilk öğünü kaçırmanız, öğlen ilk öğününüzü güzel bir şekilde yapmanız ve kendi iş saatinizi ilerlettikten sonra akşam da o yemekle beraber bitirmeniz. Ara öğün olarak bahsettiğiniz her öğün esasında bir esas öğündür. Ara öğün diye bir şey yok. Her ara öğünü tükettiğinizde insülin seviyeniz biraz yukarı çıkar ve daha sonrasında aşağı iner. Peki bu insülin seviyesi bizim için ne ifade eder? İnsülin seviyesi arkadaşlar ne kadar yukarı çıkar inerse o kadar kilo tutmanız sizin için daha kolay olacaktır. O yüzden ara öğünleri hayatınızdan çıkardığınızda sizin için çok daha faydalı olacak. İnsülin seviyelerinizi gün içerisinde sadece iki kere çıkardığınız zaman geri kalan bütün saatlerde kendi vücudunuzdan o enerjiyi harcayacaksınız. Yediğimiz besinlerin depolandığı glikoz hücrelerimiz var. Glikoz hücreleri 16 saat süresince kendi depolarını kullanır ve daha sonrasında vücudunuzdan enerji üretmeye başlar. O yüzden bu oruç sisteminde 16 saat bir şey tüketmemek bu noktada önemli. 16 saatin sonunda ekstra koyduğunuz her bir 2 saat esasında kendi vücudunuzdan harcadığınız enerjiyle karşılanır. Peki akşam çalışıyoruz, gündüz boş vaktimiz var. Bunu nasıl ayarlamamız lazım? O zaman ilk yapmanız gereken şey yine saatlerinizi belirlemek kendinize yaklaşık 6 ile 8 saat arasında bir aralık bırakmak. Bu aralıklarda sabah ilk öğün olabilir ve daha sonra öğleden sonra bir öğünle bunu kapatabilirsiniz. Şu anda eğer ki belli dönemlerde açlık hissediyorsanız bu sizin yıllardır oluşturmuş olduğunuz rutinlerden kaynaklanıyor. Yoksa vücudunuz sadece bir öğünü atladınız diye açlıktan ölmeyecek. Size tavsiyem günde en kötü ihtimalle 3, benim tercihim 2 öğüne düşürmeniz ve bunun saatlerini yaklaşık 6 maksimum 8 saat arasında tutmanız ve onun dışında herhangi bir besin tüketmemeniz. Tabii ki bu besinden kastım sıvı değil. Protein, yağ, karbonhidrat gibi besin değeri bulunmayan sıvılar tabii ki de tüketebilirsiniz. Bunlar örnek su, soda, kahve, sade kahve olabilir. Yemeği yediniz. Tabii ki onun belli bir sindirim süresi var. Peki o sindirim süresi geçtikten sonra Besin tüketmeye devam ederseniz ne olacak? Vücudumuzun ikinci beyni dediğimiz bağırsaklarımız çalışmaya devam edecek. Peki bağırsaklarınızın bu kadar çalışması gerçekten iyi mi? Bizim vücudumuzu dinlendirmemiz lazım. Her ne kadar spor yaparken günlük hayatımızda işlerimizi yaparken yorulduktan sonra dinleniyorsak, aynı şekilde sindirim sistemimizin de belli saatler dışında dinlenmesi lazım. O yüzden kesinlikle Belli aralıklar dışarısında besin tüketmemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada 16 saatlik süre içerisinde belki zararsız dediğiniz besinleri tüketebilirsiniz. Ve bunun size zarar dokunmayacağını düşünebilirsiniz. Fakat vücudunuz gerçekten bu kadar aptal değil. Yediğiniz ve davrandığınız her şeyin bir tepkisi mutlaka oluyor. O ufacık şeyleri yapmadığınız zaman vücudunuz çok daha rahat olacak. Ama onu kandırmaya yönelik hareketlerde bulunduğunuzda hormonlarınız yine devreye girecek ve yine aynı şekilde olacak. Esasında ne kadar küçük öğünler yaparak bunu geçiştirebilirim diye düşünüyorsanız, esasında bu yanlış. Vücudunuz bunu anlıyor ve ona göre kendi sistemini devreye sokuyor. Bunları engellemek ve kendi sağlığınıza katkıda bulunmak için dediklerimi dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Beslenmenizin saatlerini ayarlarken başkalarından kopyalamayın arkadaşlar. Başkasının uyguladığı beslenme sistemi size uymak zorunda değil. Bu yüzden kendi işiniz, hayatınız çerçevesinde bir beslenme planı hazırlayın ve ona sadık kalın. Başka yerlerden gördüğünüz, dergilerden gördüğünüz, ondan duyduğunuz, bundan duyduğunuz beslenmeler size uygun olmayabilir veya onların tükettiği besinler size uymak zorunda değil. Kendi sevdiğiniz ve kendi vücudunuzun tolere ettiği besinleri daha çok tüketmeye çalışın. Birisi bu besin iyi dediği zaman o besin onun için iyidir. Sizin için iyi olmak zorunda değil. Bunu da kesinlikle aklınızdan çıkarmayın. Bu arada ben ne de olsa iki öğün yiyorum veya günde tek öğün tüketiyorum. Onda ne istersem tüketirim tarzında bir yaklaşım sağlığınız açısından çok zararlı. Ne yediğinizin çok büyük önemi var. Burada gerçek besinler tüketmenizi tavsiye ederim. Kimyasal tükettiğiniz besinler sizin sağlığınız için vücudunuz için çok yararlı olmayan şeyler. Her kimyasal ürünün ham maddesi olan besin kaynakları var. Onları araştırmanızı size tavsiye ederim. Sonuçta o kimyasal ürünlerde bir şeylerin sonucunda oralara geliyor. Bu işlem görmüş hapların yerine gerçek besinler tüketmeniz sizin hayat kaliteniz açısından çok daha yararlı. Atletik vücutlu veya kilo almaya müsait vücutlu olanlar için bu beslenme sistemi gayet uygun. Fakat bunu sıska çok zayıf diye tabir ettiğimiz vücut tipleri için uygulamamız doğru olmayabilir. O kişiler için farklı diyet programları uygulanabilir. Benim söylediğim herkes için geçerli olmak zorunda değil. Bunu araştırıp kendi vücut tarzınızı bulmanız gerekiyor. Nasıl beslenmeniz gerektiği ile ilgili esasında sizin vücudunuz size birçok şeyi söylüyor. Kendi vücudunuzu kesinlikle dinleyin. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.